Kızım benim ya. Ben bu kadar işlendiğini hiç anlamadım vallahi. Çok mu bağırdım sana? Sen de gece yarısına kadar neredesin? Ya merak ettim. Ya canım sıkıldı anne. Ben de bir hava alayım dedim. Ama sonra evin yolunu bulamadım tabii. Kardeşini de bırakmışsın. Telefon kapalı. Ya şarjı bitmiş onun. Nalay öyle ağlarken görünce ölesim geldi. Böyle elim ayağım gitti ya. Ya annem deme öyle şeyler ne olursun. Anne sen buna böyle hep bağır o zaman. Ha hoşuna gitti sende değil mi? Ne hoşuma gidecek değil mi? Tabii. Oturalım yapma bir annem yapma vallahi çok merak ettim ya. Hanım kadın. Hanım kadın. Mert! Oğlum neredesin? Mert neredesin? Cemile! 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 Bilal Mert'i bulamıyorum. Nerede bu çocuk? Birazdan servis gelecek. Cemile. Mert nerede Bilal? Bana bak. Yine baba oğul numara yapıyorsanız çok kızacağım. Haberin olsun. Mert! Yapma böyle Cemile. Asıl siz yapmayın. Servis gelecek birazdan. Daha kahvaltısını yapmadı. Bilal bak biliyorsan söyle. Mert nerede? Oğlumuz öldü Cemile! Öldü. Saçmalama Allah aşkına Bilal. Benim oğlum. Öldü öyle mi? Saçmalama. Evlatın öldüğü nerede görülmüş? Mert! Öldü oğlumuz Cemile. Öldü. Şunu söyleyip durma. Yok artık ha! Ya söyleme dedim. Kaç! Söyleme! 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 Şaka yapıyordur belki. Buraya bir yere saklanmıştır. Adım adım ölüme gideceksin ama ölmeyeceksin. Tatmadığın acı kalmayacak. Ama ölmeyeceksin. Ölmeyi çok isteyeceksin ama ölmeyeceksin. Beceremeyeceksin. Tıpkı benim gibi. Ölmeyi beceremeyeceksin yalnız. Güneş, kalk annem bana bir bardak su getir çeşmeden. Ben getir. Yok yok hayır, benim oğlum getirir. Haydi annem çeşmeden bir bardak getir. Kızlar, ya benim aklıma bir şey geldi ama acaba olur mu bilmiyorum. Ne geldi anne? Güneş'in saçını kestirmek için. Ya daha doğrusu ikna etmek için. Ya ama olur mu acaba ya? Ne geldi desene. Hanım kadın aç şu kapıyı.
Hanım kadın. Hanım kadın, aç şunu, konuşacağız. Ya ne oluyor böyle kapıyı kilitleyince, aç. Bak aç şunu, kırdırma bana kapıyı. Tek kelime etmeye yüzün yok değil mi? Ne yaptın bana ne? Aç şunu, aç. Hayırlı akşamlar. Siz okul müdürü müsünüz? Ben bir şey soracaktım da. Benim bir oğlum var. Adı Güneş. O okula gidecek de siz onu okulunuza kayıt eder misiniz? Şartlarınız var. Ne o şartlar? Yemeğini yiyecek. Evet. Ondan sonra erken yatacak. Tamam. Saçını tıraş edecek. Anladım. Yani uzun olursa olmaz diyorsun. Anladım. Tamam, ben bir oğluma sorayım. Ondan sonra ben size cevap vereceğim. Tamam. Hadi hayırlı akşamlar. Öyle diyor. Öyle işte. Anne ne diyor müdür bey? İşte diyor ki yani saçını tıraş etsin, gelsin ben onu okula kaydederim diyor. Tamam o zaman biz de hemen sabah kestirelim. Yok olmaz. Yok, ona Güneş karar verecek. Yani eğer tabii okula gitmek istiyorsan. Küstü mü ya? Of, ne yapacağım ben ya? Anne üzülme. Ya yavaş yavaş olacak. Öyle hemen olmaz ki. Sen şimdi bana da sorsan, gel saçını keselim desen ben de bir düşünürüm yani. Ya doğru ya. Zaten ben uzattım o çocuğun saçlarını o kadar. Ya yeminle abim de kestirecekti ama Güneş ağlayınca işte vazgeçti. Tabii canım, kardeşi ya. Ya vicdanlı çocuk. Ya bizim tarafa çekti ya o. Baban tarafında hiç öyle adam yok. Bugün bir arkadaş annen yaşıyor mu diye sordu. Sağ mı dedi. Allah uzun ömür versin dedi. Ben de düşündüm şimdi duası kime gitti acaba diye. Sana mı gitti? Cennet kadına mı? Allah hanginizden yana kabul etti acaba duasını? Sen benim adımı niye mi koydun? Yemin mi ettirdin cennet kadını söylemesin diye? Bozmak günah değil mi? Günah. Ne olacak şimdi? Faysal aldı parasını, döndü memleketine. Peşine düşecek bir körpe bulmuştur nasıl olsa. Biz ne yapacağız? Ben ne yapacağım ben? Burada mı kalacağım? Seninle memlekete mi geleceğim? Ha? Ya ne yapacağım ben? Ya önceden Mardin, Sıla, İstanbul gurbetti benim için. Şimdi gurbetimi de şaşırdım. Sıla'mı da şaşırdım. Ya sen bana ne yaptın? Sen bana ne yaptın?
Güneş! Sen saçını mı kestin? Ay, sen okula gitmek için saçını kendin mi kestin? Ay, kurban olayım. Vatana millete hayırlı bir insan ol inşallah. Kurban olurum sana ben. Kızlar, gurur duyun. Evimizin erkeği. Yakışıklı oğlum. Dün tanıştığın bir kız için anneni üzüyorsun öyle mi? Benim ağzımı açtırma anne. Aman aç ağzını ne olur ha? Çekinme söyle. Baban da böyle yapıyor zaten. Biz ne yapıyoruz ya? Biz ne yapıyoruz? Ona buna fatura kesmeden önce bir düşün. Bir düşün sen ne yapıyorsun? Belim döküldü vallahi. Ay, orayı kaldır, şurayı indir, burayı sil. Abla, kahve yapıyorum. İçeriz değil mi? İçeriz, içeriz. Aslında evin işi değil de beni ne yoruyor biliyor musun? Bunların kavgaları. Ay, insanı sinir ediyorlar anacığım. Demir Efendi susuyor, Yılmaz Bey başlıyor. Ay Sevgi de sen, zaten hiç susmuyor. Ay makine tüfek gibi karı. Dur içme. Tövbe bismillah, o niye? Fotoğrafını çekeceğim, internete koyacağım. Zülfiye ablamla beraber yorgunluk kahvesi. Ha. Tamam mı? Bitti mi, içebilir miyim? İç, iç. Bu iyi oldu, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Abla be, hı. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne? Para çok olunca da sorun oluyor. Ağız tadıyla yiyemedikten sonra ne hükmü var? Hiç de öyle değil. Bunlar bulmuş da bunuyorlar. Ha, Demir Bey, bir şey mi istediniz? Babama soracaktım. Geldi mi, gördünüz mü? Yok. Tamam, iyi akşamlar. Size de iyi akşamlar Demir Bey. Da bu kudurtun delirtin ana oğul. Sonra babam nerede? Esin, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak yaz bir kenara. Yılmaz Bey'in bir oynaşı var. Tövbe de abla. Günahını almam. Aha da buraya yazıyorum. Var. Ya maşallah gücü kuvveti yerinde. Bana desen gani. Eve geliyor. Karı deli. Oğlan ondan deli. Böyle kaçıp kaçıp gitmeler falan. Ne yapsın adam, sokaklara vuruyor kendini. Sen öyle bil. Hiç öyle değil. Bir erkek evden kaçıp da sokaklara kendini vurdu mu ne olur? Ne olur? Sokakta bir dolanır, iki dolanır. Sonra bir açık kapı buldu mu hop içeri süzülüverir. Ya, erkek elden, kadın dilden kısa olacak. Ay aman abla, alemsin vallahi akşam akşam. Aa, neyse benim çıkmam lazım artık. Son otobüse yetişeceğim. Bak sabah erken gel. Geç kalma. Tamam abla, tamam. Neneme dedim ki, nene, o beni unuttu gitti dedi. Nenem şöyle baktı. Seni unutmak isteseydi, akça yılanın yarısını yanında götürmezdi dedi. Çek elini. Senin merhametine ihtiyacım yok. Çok önce uzatacaktın o elini bana. Sımsıkı tutacaktın. Eğer zerre kadar seviyorsan beni, bu sevgiyi gösterirken de sadaka verir gibi davranmayacaksın.
Ne? Ne uyudun mu? Anne ne yaptın sen? Anne! Anne! Anne aç gözlerini! Anne! Anne! Anne duyuyor musun beni? Zülfü abla! Zülfü abla dur! Bismillahirrahmanirrahim. Anne! Anne kaç gözlerini anne! Anne aç gözlerini bana bunu yapma anne! Anne Zülfü abla koş! Ne oldu? Anne! Sevgi Hanım! Sevgi Hanım ne yaptın sen? İlaç kutularını al! Hadi İlaç ilacı. Kutularını al! Kapıyı aç Zülfü abla daha çabuk. Dayan anne. Bir şey yap Bilal. Oğlum, oğlum dayan meleğim. Bilal bir şey yap. Bilal neden durdun? Oğlum, oğlum, oğlum! Maşallah benim oğluma ya. Vallahi maşallah. Bundan sonra okula gidecek herkes benim oğlum örnek alacak. Vallahi ben aldım. Artık sabahlara kadar ders çalışacağım. Ablası o da seni örnek alacak. Çok çalışacak. Üniversitelere gidecek inşallah. Çok şükür hayal ettiğim her şey oluyor. Daha da olacak. Değil mi Kiraz'ım? Sır sırta verdik mi kimse önümüzde duramaz. Yeter ki siz benim yanımda olun. Ay başım benim ya. Güneş yarın bu saçları bir berbere götürelim oğlum. Böyle de çok bir tuhaf oldun ha. Ay anasını kuzusun. Yolu hasta var. Kapı kullan. Sevgi. Zülfü Hanım. Allah Allah. Sevgi. Sevgi. Üstünü ver kitabı bana.
Yardım et bize. Nefes alıyoruz Zülfiye abla. Alıyor Şükür Demir Bey. Annem dayan, çok az kaldı annem. Çok az kaldı. Ne olursun beni affet. Demir. Efendim anne. Oteldeki geceden sonra bana mesafeli durmanı, yani durmanızı anlıyorum. Ama en azından Ertem Bey gibi arayıp bir hatırımı sorabilirdiniz Yılmaz Bey. Size çok kırıldım gerçekten. Anne, otelde bir şeyler yaşadığımıza dair sürekli bir şeyler söylüyorsun. Ama ben inanmıyorum ve hiçbir şey hatırlamıyorum. Siz beni çok yanlış anladınız Yılmaz Bey. Ben size bir şey ima etmeye falan çalışmıyorum. Zaten bu durum ortaya çıkarsa sizden daha çok ben inkar ederim. Bu durumu beni ne kadar kötü bir duruma düşürebileceğini tahmin edebiliyorsunuz herhalde. Tamam, size karşı bir zaafım olduğunu inkar etmiyorum. Ama yaşandı ve bitti. Bu benim için çok ama çok güzel bir anı olarak kalacak sadece o kadar. Ben sadece o geceden önce nasıl davranıyorsanız tekrar bana o şekilde davranmanızı istiyorum. Zaten bu sizin için de iyi olacak. Çünkü kadınlar hisseder. Yani Sevgi bana karşı tavır değişikliğinizi fark ederse bu sizin için de iyi olmaz. Saklamaya çalıştığımız her şeyi kendi ellerimize sunarız. Bak anne, bunları konuşacak vaktim yok şu anda. Rahatsız ettim galiba. İyi geceler. Sana da. Umarım burada senin için güzel bir sürpriz büyüyordur Yılmaz. Yarın anlarız. O kadar kolay değil Hande. O kadar kolay değil. Yeni sümüklü bir mendil gibi kenara atamaz. Seni getirin çabuk. Ne oldu? İlaç içmiş çabuk. Çabuk arkadaşlar. Dayan annem. Dikkat et yavaş. Aman git milletin evinde çalış, kendi evinde çalış. Üf, vallahi bil. Buyurun Yılmaz Bey. Esin kusura bakma bu saatte arıyorum ama. Estağfurullah. Kötü bir şey yok inşallah.
Evde kimse yok. Bir yere mi gittiler? Allah Allah. Ben evden çıkalı 2 saat oldu. Sevgi Hanım uyuyordu. Demir Bey de evdeydi. Zülfiye abla? O da yok. Aradınız mı? Arıyorum. Herkes telefonunu evde bırakmış. Başlarına bir şey mi geldi acaba? Aklınıza hemen kötü bir şey getirmeyin. Tamam, peki. Annem dayan, çok az kaldı annem. Dayan annem. Doktor bey bunlar içmiş. Ne kadar zaman oldu? Bilmiyorum ama çok değil. Bir an önce evinizin ekleyelim. Siz dışarıda bekleyin. Ben de gelsem olmaz mı? Annem bize hemen hadi bırak, merak etme. Hadi gelin şöyle biraz oturalım. Hadi. Benim yüzümden. Sizin ne suçunuz var Demir Bey? Etmeyin Allah aşkına. Hepsi benim yüzümden abla. Pınar, bunu o kadar ağır sözler söyledim ki. Kendinize bunu yapmayın. Bir evladın asla... asla söylememesi gereken şeyleri söyledim. Ona bir şey olmaz değil mi Zülfü abla? Olmaz tabii. Sevgi Hanım güçlü kadındır. Öyle 3-5 ilaca pabuç bırakır mı? Artem, Sevgi'yi soracaktım. Hangi Sevgi? Senin eşin olan, çocuğunun annesi olan Sevgi'den mi bahsediyoruz? Yapma Allah aşkına Artem. İğnelemeyi bırak. Sevgi'den haberin var mı yok mu? İğnelesem ne olur? Ne oldu? Evde kimse yok. Ne Demir, ne Zülfiye Hanım, ne Sevgi. Hepsi de telefonunu evde bırakmış. Acaba acil bir şey oldu, hastaneye falan mı gittiler? Tamam, geliyorum. Ne oldu baba? Nereye? Galiba önemli bir işin çıktı. Hep çıkar zaten. Anahtarını unutma, olur mu? Yılmaz, sen yine de en yakın bir hastaneye git bak bakalım. Tamam, öyle yapacağım zaten. Bu arada bir haber alırsan beni aramayı unutma. Ararım. Biraz konuşalım mı? Çok geç oldu. Senin işin yok muydu? Gidiyordun. Çok geç mi oldu? Saat 11 bile değil. Benim tanıdığım Leyla için gece daha yeni başlıyor. Senin tanıdığın Leyla. Öyle mi? Şimdi diyorsun ki... tamam annenin mezarına gittin, ağladın, üzüldün. Hatta geldin beni azarladın. Tamam, bitti gitti. Nerede kalmıştık? Ha, hatırladım. Canım babacığım, güzel prensesim. Çok geç oldu baba. Hayır. Çok geç oldu. 5 yıl kadar geç. Geçmiş olsun. Senin burada ne işin var?
Bir çalışanımı getirmiştim hastaneye. Sevgi Hanım'ı görünce... Seni ilgilendiren bir durum değil. Bak delikanlı. Babanla sıkı rekabet içindeyiz. Hatta sık sık birbirimizin ayağına basıyoruz. Ama bunu konuşmak için şimdi ne yeri ne de zamanı. Hele babam burada yokken. Ben bir yardımım dokunursa diye. Yok bir ihtiyacımız. Doktor Bey nedir durumu? Korkacak bir şey yok. Durumu gayet iyi. Midesini yıkadık. Sorun görünmüyor. Yalnız sabaha kadar burada kalacak. Görebilir miyim peki? Uyuyor şimdi. Lütfen görmek istiyorum. Tamam. 5 dakika ama. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Hastanın yakınları mısınız? Evet. Evet. Sigortası var mı? Sigortası benim. Muhasebe nerede? Buyurun bu taraftan yardımcı olayım. Annem. Ne olur aç gözünü. Ne olur affet beni. Hadi annem aç gözünü. Telefon etmek istiyorum. Nerede var? Acilden çıkıp sola döndüğünüz zaman aksesuarı telefonları görebilirsiniz. Sağ ol. Ne var? Yılmaz Bey, Sevgi hastanede. Karınızın size ihtiyacı olabilir diye düşündüm. Senin ne işin var orada? İlginç. Acaba daha önce karım neden hastanede ve durum nedir diye sormanız gerekmez miydi? Ama siz zahmet etmeyin, ben söyleyeyim. Karınız intihara teşebbüs etmiş. Korkacak bir şey yok. Midesini yakaladılar, şimdi yatıyor. Oğlunuz da perişan halde. Benden size bir dost tavsiyesi. Sevdiklerinize zaman ayırın. Yoksa zaman sevdiklerinizden sizi ayırır. Bir daha da dönüşü olmaz. Ne diyelim, bana borcunuz artıyor. Bakalım tahsilat günü geldiğinde borcunu nasıl ödeyeceksin? Alo? Alo Esin. Benim Zülfiye. Zülfiye abla neredesin? Yılmaz Bey aradı evde kimse yok diye. Sus bir sus. Anlatacağım neler oldu neler. Ne oldu? Sevgi kendini intihar etti. Ya. Daha duruş bitmedi. Ay öldü mü yoksa? Seni beni gömer. Ha bir dur ağzıma lafı tıkıyorsun. Burada kim var bil. Bilal Bey. Ve hastane parasını da o ödedi. Kızılca kıyamet kopacak bak. Emareleri göründü. Ben sana diyeyim. Zülfiye dediydi dersin. Ben bir tek öleceğimi bilmiyorum bak. Abla geleyim mi oraya bir yardımın dokunur belki. Yok yok çıkma gece gece. Zaten burada yapacak bir şey yok ki. Sevgi yatıyor. Oğlu bakıyor. Bilal Bey dersen parsayı topluyor. Yılmaz Bey de hani... Bana desin dursun artık. Hadi hadi ben kapattım. Vay anam vay. Rehabilite Merkezi, iyi geceler. Alo, iyi geceler. Ben Handan Aldemir'in kız kardeşiyim. Kendisiyle görüşebilir miyim acaba?
Ayrılmayın lütfen. Taş yemek mecburidir. Ama bildiğinizi emin misiniz? Bunu da yersem tek taşınız kalıyor. Ben sana söylemiştim. Handan Hanım, telefon size. Kardeşiniz. Ali abla. Nasılsın? Sevindim. Abla, sana bir sürprizim var. Sanırım başardım. Karnımda Yılmaz'ın bebeğini taşıyorum. Tam emin değilim. Yarın bir test yapacağım. Ama hissediyorum abla. Sana yaşattıklarını ona yaşatmamıza çok az kaldı. Önce bir çocuğu olduğunu öğrenecek. Sonra onu kaybedecek. Ah şu İstanbul trafiği. Gece de gündüz de hep aynı, her yere geç kalıyoruz değil mi? Yine geç kaldınız Yılmaz Bey. Senin ne işin var burada? Asıl sormanız gereken soru şu. Siz niye karınızın yanında değilsiniz? Ah Sevgi Hanım, ah. Öldürdün bizi, öldürdün. Deli bir sadakamız varmış vallahi Demir Bey. Çok şükürler olsun ya Rabbim. Allah Sevgi Hanım'ı bize ama en çok da sana, evladına bağışladı. Çok şükür ya Rabbim. Ah Sevgi Hanım, ah. Ömrümden ömür gitti vallahi ya. Ay, vallahi gözlerini açtı, billahi gözlerini açtı. Ay, kurban oldum, çok şükür ya Rabbim. Anne. Demir. Anne ne yaptın sen ya? Neredeyim ben? İyi misiniz Sevgi Hanım? Hastanedesiniz. İntihar ettiniz ya. Ay, hafızasını mı kaybetti acaba? Ay, Allah korusun. Zülfiye abla bir dur ya. Anne iyi misin? Anne konuşsana. Çok özür dilerim. Ben özür dilerim anne. Ne olursun affet beni. Senin bir suçun yok. Hiçbir zaman da olmadı. Zülfiye abla. Efendim Demir Bey. Sen annemin yanından ayrılma, ben şu hastane hesabını ödeyeyim. Gerek yok. Siz içeri girdiğinizde onu Bilal Bey ödedi. O niye ödemiş? Nerede o? Az önce bahçedeydi. Demir. Bilal Bey burada mıydı? Buradaydı ya. İçeride girmek istedi ama Demir Bey izin vermedi. Sana daha kaç kere söyleyeceğim Bilal Efendi. Ailemden uzak duracaksın. Karınız intihar etti Yılmaz Bey. Ben bu durumları bilirim. Allah düşmanımın başına vermesin. O yüzden şu yaptığınız ve söylediklerinizi ciddiye almayacağım. Ama yakamı bırakın isterseniz. Kendi iyiliğiniz için. Baba! Ya annem ölümden döndü. Sen neredesin?
Biz de tam bu konudan bahsediyorduk. Bu yeterli herhalde. Bunu al da bizi rahat bırak. Sizde kalsın. Bir sonra Yılmaz Bey'le hesaplaşırız. Öyle değil mi? Neyse, sizin baba oğul konuşacaklarınız vardı. Ben rahatsızlık vermeyeyim. Tekrar geçmiş olsun. Ne demek bu Demir? Ne demek? Ne demek? Sen annemin yanında olmadığın için bu adam hastane masraflarını ödemiş. Hangi odada anne? Seni görmek istemiyor, ben de seni görmek istemiyorum. Bu zamana kadar hayatımızda olmadın ki. Filmde olmasan da olur. Demir. Bak, annene üzüldüğün için böyle konuşmanı hoş görebilirim. Tamam, endişelendin ve korktun. Ama kendine gel. Ne kendime geleyim baba? Annem kaza geçirmedi. Annem ölmek istedi. Annem senin yüzünden ölmek istedi. Terbiyesiz lütfen. Terbiyesiz. Beni de kendine benzettin ya. Ben de senin gibi annemi azarlıyorum. Senin gibi annemi üzüyorum. Sana benzediğim için nefret ediyorum senden. Buraya gel. Benim yüzümden mi anneni azarlıyorsun? He? Annen de böyle düşünüyor. Ne yaparsa yapsın beni suçluyor. Anne oğul birbirimize benzemeye başladınız. Keşke bana benzeseydin Demir. Daha saygılı olurdun. Oğlum nereye gittin sen öyle? Bilal Bey'e bir şey söylemediniz inşallah. Adam iyilik olsun diye. Zülfüye abla sen evden. Ben Refakat'a kalacaktım ama. Ben kalırım senden. Ay olmaz öyle. Gece tuvalete falan kalkmak icap ederse. Zülfüye abla. Peki nasıl isterseniz. Tekrar geçmiş olsun. Babanı aradın mı? Haberi var mı? Babam dışarıda. Niye buraya geldin? Ben öyle istedim. Bugüne kadar hiç hayatımızda olmadı ki. Bugün olmasa da olur. Baban hakkında böyle konuşma Demir. Üzüyorsun beni. Anne. Bu Bilal denen adam neden sürekli bizim etrafımızda? Yılmaz Bey, çok geçmiş olsun. Sağ ol. İyi mi? Ha iyi, iyi çok şükür. Gözlerini açtı. Siz yanına çıkmayacak mısınız? Benim yapabileceğim bir şey varsa. Yok, sağ ol. Sen de çok yoruldun. Dinlen biraz. Ben de dolmuşla gideyim bari. Yok yok, bir dakika, bir dakika. Bu saatte dolmuşla gidilmez. Sen taksiye bin. Tamam. Doğru, bu saatte dolmuş olmaz zaten. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Thank you.
Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Gözümden gönlümden düşen düşene. Bu öksüz başıma gözdağı verme. Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme. Yol verdim sevdanın en delisine. Şimdi göç zamanı, giden gidene. Şu gurbet ellerde öldürme beni. Şimdi göç zamanı, giden gidene. Şu gurbet ellerde öldürme beni. Ben pişmanım hayat, sorguya çekme. Diler senin faz et, kar etmez dilime. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Şu suskun ağzımı açtırma beni. Anne, hayırdır sabah sabah? Ay 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 ay. Yoksa hiç uyumadın mı? Yok, biraz uyudum, erken kalktım kızım. Şuraları bir toparlayayım dedim. Bahar geliyor ya. İyi misin? İyi.
Sen uyumadın mı hiç? Kestirdim biraz. Sen iyisin ama değil mi? İyiyim. Sadece... Sadece ne? Sadece biraz utanıyorum. Asıl benim utanmam lazım annem. Günaydın Sevgi Hanım. Nasılsınız bu sabah? İyiyim, gayet iyiyim. Kendinizi iyi hissediyorsanız taburcu edebiliriz. Ama profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyarsanız hastanemizin psikologları son... Hayır, hayır. Hayır, gerek yok. İhtiyaç duymuyorum. Peki. Delikanlı, anneni evinize götür ve iyi bak. Teşekkür ederim doktor bey. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi annem, evimize gidelim. Nerede kaldın kız? Hani erken gelecektin? Neler oldu abla anlatsana. Akşam Bilal Bey dedin, onu dedin, bunu dedin. Kafamı karıştırdın. Heh, daha çok karışacak. Gel, gel. Sevgi, gelenler de şu tarafta. Hemşire geldi. Sigortası var mı dedi. Ay Bilal Bey de oradan atlayıp Sevgi Hanım'ın sigortası benim demez mi? Aa! Ya. Yılmaz Bey neredeydi bu arada? Artık Allah bilir neredeyse. Ben aradım senden sonra. Hı. Duydum hastaneye gidiyorum dedi. Geldi. Geldi de öyle kebapçı kedisi gibi hastane bahçesi dolaştı durdu. Demir Efendi sokmadı içeri. Ah Esin ben diyeyim sana bunlar daha iyi günlerimiz sen dur. Geldiler. Vallahi geldiler. Billahi geldiler. Hadi. Sen de gel. Gel. İyi misin? İyiyim, yok bir şey. Yavaş. Sevgi Hanım, Allah'ım şükürler olsun. Geçmiş olsun Sevgi Hanım. Teşekkür ederim. Yapsak, salonda yer falan mı hazırlasak? Esin koş, battaniye falan getir. Yok yok, ben odama çıkacağım. O serumdaki ilaçlar sersemletti beni. Koş. Oğul, can oğul. Canımdan kopmasa da can oğul. Karnımda karnımda değil. Kucağımda ömrümde büyüttüğüm oğul. Sözlerin yüreğime taş gibi oturdu. Sütümü vermedim ki helal edeyim. Ömrümü verdim o da helaldir. Kabul ederse. Kahvaltı koydum sana.
Çayın altını kıstıydım evden çıkmadan evvel. Kapa. Allah korusun yangın çıkar. Hava ısındı sanıp zıplama hemen. Çabuk üşütürsün sen. Beni merak etme. Veysel gelip alacak. Otobüse bindirecek. 50 lira koydum cebine. Sen uyurken bir de öptüm alnının çatından. Kokunu çektim içime burnuma tütesin diye. Üzerinden çıkardım gömleğini. Dönüp arama. Ben yanıma aldım kokunu. Götüreceğim memlekete. Sen kendine yeni gömlek al. Aydın olmasın, terletir. Pamuk mu diye sor. Ona göre al. Allah'a emanet ol kömür gözlüm. Öyle demesen de, öyle bilmesen de. Anan hanım kadın. Başlayın yemek yemeye. Hadi. Dur kızım. Zümrüt, otobüs param var mı anneciğim? Var anne. Kafeden aldığım para var. Heh, ya bir harçlık da veremiyorum yanına. Bari karnını doyur da bütün gün aç kalma kızım. Anne, kafede çalışanlara yeme içme parasız. Sahi? Aa. Vallahi söylediğin iyi oldu. Yüreğime su serptin. Çünkü ben bütün gün düşünüyorum bu kız ne yedi, ne yedi. Hadi çalıştır ağzını. Hadi, hadi. Kiraz, ne oldu? Yok bir şey anne. Hı. Anne, sen bugün atölyeye mi gideceksin? Yok. Ben oğlumu tıraşa götüreceğim. Ona yakışıklı bir civa yapacağım. Ondan sonra bakacağız bakalım artık. Atölyede kötü bir şey mi oldu? Ya hiçbir şey olmadı. Haydi kızım, haydi geç kalacağım. Ben geç kaldım. Aa, geç kaldım diye ya. Ya. Nesin? Anne, Hırkan nerede? Ne öptüm ya kızım. Hadi görüşürüz. Gülüyor musun? Gülmediğin gibi gülmez sana. Hadi çalıştır ağzımı. Hadi. Şu yastığı arkanıza koyalım Sevgi Hanım. O bir tane yetmez. Sen bir tane daha getir. Yok yok, gayet iyiyim. Ne yapalım size? Açsınızdır şimdi. Açtır açtır. Sabaha kadar pıt 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 damlayan serumla karın mı doyar? İyiyim ben. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Beni oğlumla yalnız bırakın yeter. Peki. Nasıl isterseniz. Hadi Esin. Çok mu korktun? Hayatımda hiç bu kadar korkmadım. Gel anneye kocaman bir sarıl bakayım. O kadar ihtiyacım var ki. Thank you.
Müjdemi isterim Yılmaz. Baba oluyorsun. Bundan sonra hayatında çok büyük değişiklikler olacak. Kiraz, sakın evden çıkma annem, olur mu? Tamam. Ne oldu, sen hala bana kırgın mısın? Kırgınlığım sana değil anne. Kime? Zümrüt'le mi bir şey oldu? Hayır anne, hiç kimseye değil. Ama sen böyle yapınca... Ya şimdi benim aklım kalıyor. Anne, gerçekten benim bir şeyim yok. Tamam. Ben kardeşinin saçını düzelttirip hemen geleceğim. Tamam. Hadi gir içeri. Gir. Sen ne yaptığını sanıyorsun kız? Ne diyorsun sen be? Ne demek patronun kafasını yarmak ha? O adam bana saldırdı diyorum sana. O adam bana saldırdı. İftira atma. Bana bak kızım. Patronu zor tutuyorum. Polise gideceğim diyor. Yapmayın etmeyin demekten içim çıktı. Polise mi gidecek? Asıl ben gideceğim be. Öyle mi? Gittin mi peki? Gidemedin değil mi? Neden? Elimizde bir sürü fotoğrafın var. Onları internete bir koyarız. Altına da telefon numaranı yazarız. Sen uğraşırsın artık. Yapmayın ne olur. Bırakın artık benim peşimi. Oldu. Adamın kafasını yer. Sonra hiçbir şey olmamış gibi çek git. Hayır. Of ya. Kardeş kolay gelsin. Buyur bacım. Benim oğlanın saçları kesilecek de erkek berberi var mı? Var bacım var. İki sokak sonra sağda. Heh. Ha durun ben de oraya gidiyordum zaten. Yok sen işine gücüne olma. Dedim ya bacım ben de oraya gidiyorum diye. Ha tamam. Güneş bak ay ne güzel kız bu. Ay adı ne? Oo. Bu mu konuşuyor? Papağano. Ha. Ay maşallah. Gördün Güneş. Konuşuyormuş. Buyurun gidelim. Sağ ol. Oho. Günaydın. Günaydın abi. Hanım kanın yok mu? Yok. Memlekete döndü sabah. Allah Allah. Hiç haberim yoktu gideceğinden. Öyle icabet. Sağ olsun gitmeden kahvaltı hazırlamış galiba. He. Senin body nerede? Kim abi? Didem. Günaydın. Hah, iyi insan da lafın üstüne gelir. Size bir görev vereceğim.
Emret patron. Otur bakalım. Sana da günaydın. Günaydın. Kafanı buraya ver. Aleyküm Namık Usta. Aleyküm. Merhaba. Bak müşteri getirdim sana. Hoş geldin abla. Hoş bulduk abi. Benim oğlanın saçları düzelecek de. Gel bakalım yakışıklı. Şöyle. Otur bakalım. Abi kaça kesiyorsun? Kolay canım. Demek sen gidiyorsun ha? Evet. Dükkanı devredecek birini bulur bulmaz. Zühtü'yü de sana getirdim ha. Zühtü! İstemem, istemem. Çok konuşuyor. Zühtü. Yusuf. Günaydın. Günaydın. Gitmeden seni de bir göreyim dedim. Gitmeden mi? Nereye gidiyorsun? Ne zaman döneceksin? Nereye gidiyorum? Bilmiyorum. Ne zaman dönerim onu da bilmiyorum. Açıkçası döner miyim onu da bilmiyorum. Şaka mı bu? Hayır değil. Gidiyorsun. Nereye gittiğini de bilmiyorsun. Nereden çıktı bu Yusuf? Öyle gerekti diyelim. Hayır demeyelim. Sen de ben demem. Ben desem de böyle demem. Proje ne olacak? Bir süreliğine askıya aldık. O zaman ben sana bir arkadaş tavsiyesinde bulunayım mı? Bulun. Yani şu sıralara ihtiyacım var. O zaman aç kulağını da iyi dinle. Bir daha hiç kimseye gel bu işi beraber yapalım. Bu proje süper olacak diye ümit verme. Ümit vereceksen de sonuna kadar arkasında duracaksın. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü o hayal kurduttuğun, ümit verdiğin kişiler var ya. Evet var. Onların belki de... Tamam ya. Onların başka kırılacağı hiçbir şey kalmamıştır. Bir tek ümidi vardır. Onu da kırma. Hadi şimdi uğurlar olsun. Zümrüt! Zümrüt! Oğlum sen aptalsın. Yusuf sen tam bir geri zekalısın. Ya ben hiç mi yaramayan tekiyim ya. Güneş, bak bakayım bana. Tamam. Ay maşallah, maşallah çok yakışıklı oldu benim bu oğlum. Eline sağlık abi, borcum ne kadar?
Gel bakalım şimdi. Öp bu ustanın elini. Biz güreşle ödeştiler, ödeştiler. Söyleyecektim, bırakmadın ki. Ay vallahi olmaz, ben çok utanırım. Ya Allah razı olsun. Sen Zühtü'yü sevdin mi? Zühtü! Eren'den kabul ederse onu size verebilirim. Zaten verecek yer arıyordu. Namık Usta istemedi kendinden daha geveze diye. Zühtü! Ya Zümrüt öyle konuşunca gerildim ben. Yoksa söylemek istediğim şeyler değildi anne. Zümrüt niye bu kadar önemli? Efendim Leyla. Hastanedeydim, bakamadım. İyi misin? Şu anda aklından geçenleri bilmek hiç zor değil, biliyor musun? Öyle mi? Ne geçiyor aklından? O kadar aciz, o kadar zavallı bir kadın ki. Ancak canını kıyarak dikkatimi çekeceğini sanıyor. Ben öyle düşünmüyorum. Bu tamamen senin paranı. Öyle mi? Sana yemin ederim, öyle olmasını çok isterdim. Ama değil. Keşke bana bakışlarını sana gösterebilsem. O kadar uzak. O kadar soğuk. Sen bana baktığın zaman buz kesiyorum. Belki de bilerek ya da bilmeyerek işlediğin bir günahın cezasıyım ben. Bu yüzden çekiyorsun beni. Gerçekten senin dinlenmeye ihtiyacın var. Hep aynı laflar, aynı kaçışlar. Sarhoşsun, git yat sevgi. Biraz dinlen, alışverişe çık. Özetle benden uzak ol da ne olursa olsun, değil mi? Yorulmadın mı Yılmaz? Sen ne kadar yakışıklı oldun böyle saçın kesilince Güneş'im. Koşu sevdin mi? Ha, adı neydi bunun? Zühtü. Güneş bak oho. İster misin girip soralım mı? Ha? Haydi o zaman yürü git bakayım. Gir. Kızım kolay gelsin. Teşekkürler. İyisin inşallah. İyiyim. Ben müdürle görüşecektim kızım. Odası nerede? İkinci katta solda. Güneş, bunu ablanın yanına bırakalım mı? He? Tamam. Burada durabilir mi kızım? Dursun. He, tamam. Dur. Zühtü, dur. Ay. Hadi gir bakalım anne. Onu yapacaksın, anladın mı? Bana bak kızım. Beni bulamaz falan zannetme. Sen bizim patronun ne kadar güçlü olduğunun hala farkında değilsin galiba. Senin telefonunu takip ettirir, kapına dayanır. Anana babana bütün fotoğrafları gösterir. Anladın mı? Ne istiyorsunuz siz benden ya? Ajansa geleceksin. Artık eline mi kapanırsın, ayaklarına mı kapanırsın? Onu sen bilirsin. Ne dersen hilafsız yapacaksın. Duydun mu beni? Sana diyorum, duydun mu? Gelemem. Annem kapıyı üstüme kilitledi. Ben çıkamam evden. O zaman gece. Herkes uyuduktan sonra gelirsin. Hayır, gelemem diyorum. Aa, yeter. Tamam, veriyorum fotoğraflarını internete. Senle mi uğraşacağım be? Yapmayın, ne olur. Kılınız köpeğiniz olayım, ne olur. Olacaksın zaten. (Gülüyor)
Yeter değil mi? Ne yeter mi? Kendini iyi hissetmen için başımda beklediğin süre. Sabaha kadar hastanede bekledin. Şimdi de böyle burada dikildin. Bence yeter, artık gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Bence senin böyle düşünmelerine son vermek için yeter demeli. Gerçekten yeter sevgi. Acılarla beslenmekten vazgeç. Dertlerini kutsallaştırıp onlara tapınmaktan vazgeç. Etrafına baksana. Bazı şeyleri fark etmenin zamanı gelmedi mi? Mutlu olman için elinden gelen her şey yapılıyor. Ama sen acılarınla besleniyorsun. Oraya sığınıyorsun. Sığındıktan sonra da sürekli beni suçluyorsun. Bunlara gerek var mı? Bu arada seni tebrik etmek istiyorum. Sana çok benzeyen bir oğul yetiştirdin. Psikolog mu oldun şimdi de? Bunları görmem için psikolog olmam gerekmiyor. Sana bakmam yeterli. Hiçbir şey görmedin Yılmaz. Görmüyorsun. Ama göreceksin. Göreceksin. Müdür bey, bizi kabul ettiğin için çok sağ ol. Ben fazla zaman almadan hemen hızlıca sıkıntımı anlatayım. Şimdi biz Mardin'den göç ettik. Benim 3 tane okuyan çocuğum var. En büyüğüm var. O avukatlık fakültesine gidiyor. Maşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Ama bu küçüğüm oğlanla ortancam bir kız daha var, Kiraz. Yani Güneş'le Kiraz. Onları okula yazdıramadım ben. Kiraz, yani ortanca kızım, o 6. sınıfa gidiyordu. Güneş kaçıncı sınıf? Onu hiç yazdırmadım. Şimdi ben çocuklarım okusun istiyorum. Acaba sana sormak istiyorum. Ben gelecek yıl acaba onları okuluna kayıt eder misin? Artem, neredesin? Parkın oradaki kafedeyiz. Neden? Gel, konuşmamız lazım. Sevgiyi bulabildin mi? Tamam, geliyorum. Gelince anlatırım. Sağ ol kızım. Allah senin aşıklığı versin. Hey, benim oğlum okulda mı olacak artık? He? Kiraz ablasına da hemen haber verelim de. Ya Demir, Sevgi teyze nasıl? İyi işte. Ya şu kaza nasıl oldu, anlatsana. Ya sana telefonda söyleyemedim. Annem kaza falan yapmadı. İntihara teşebbüs etmiş. İlaç içmiş dün akşam. Nasıl ya? Nerede şimdi? Yukarıda uyuyor. Sen bir nefes al da beraber çıkarız. Yılmaz amca nasıl? Nasıl olsun? Annem bu haldeyken bile sinir etmeyi başardı ya. Uyuyorsa da uyuyor. Ben gidip bakacağım. Güneş, parkta arkadaşların oynamak ister misin? Ha? Haydi. Git bak kaydıra. Koş. Bak o kızın yanına git. Haydi. Maşallah. Senin oğlan da pek bir yakışıklı. Allah razı olsun. Allah hepsine ömür versin inşallah. Reklamlarda, dizilerde oynatsana sen onu. Havada kaparlar. Yok, okuyacak o. Yani büyüyünce kendi karar verir tabii ama ben doktor olsun istiyorum. Ablası var, o da avukatlık okuyor. Devir değişti bacım, değişti. O dedikleri para etmiyor artık. Alo, Nesin Hanım, buyurun.
Aa, ben çok uzaktayım ama. Keşke dün akşamdan deseydiniz. Yavaş, yavaş, yavaş. Hay Allah, ne yapsak? Kusura bakmayın artık. Bu saat olmuş, bütün yemeğimi yap diyor. Vereceği taş çatlasa 100 lira. 100 lira? He, beğendiyse seni göndereyim. Olur mu? Alo, Nesin Hanım. Ya kafama takıldı. Düşün, düşün. Benim bir görümcem var. Ya adım Cennet. Cennet, Cennet pek bir çalışkan. Olur derseniz göndereyim. Ütüsü yemeği de iyidir. Tamam, gönderiyorum o zaman. Oldu. Oldu, gidiyorsun. Ay Allah razı olsun, sağ ol ya. Ben seni tanımam etmem. Bir yanlışın olmaz inşallah. Yok, vallahi yok, tövbe. İyi o zaman, hadi. Sağ ol. Koşma, koşma, yavaş git. Arkadaşlar merhaba. Hocamız birazdan gelecek. Ben kendisinin asistanıyım. Konumuz neydi acaba? Biriniz bana hatırlatabilir mi? Mesela siz. Roma hukuku hocam. Roma hukuku. Çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Roma hukuku çok önemli bir hukuktur. Mesela Roma hukukuna göre bir Romalı başka bir Romalıya bir söz verirse bu sözü kesinlikle yerine getirmek zorundadır. Hele ki bir Romalı bir Romalıya biz seninle şu işi yapacağız. Aman efendim şöyle olacak, böyle olacak falan deyip bundan cayarsa bunun cezası çok ağırdır. Yani yine Roma hukukuna göre bu adam aslanlara atılır, işte kazıkla dövülür, işte kızgın sopayla bütün vücudu dağlanır. Evladım sen de kimsin? Hocam ben derse giriş yaptım. Siz detayları anlatırsınız. İyi dersler. İyi dersler. Ay yavaş güneşim. Aman 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 aman. Ay. Anne bu nereden çıktı? Güneş'in kuşu, adı Zütü. Anne biz daha çok karnımızı doyuramıyoruz ya kuşumuz eksik değil mi? Huysuzluk etme kız. Hey gözümüz aydın. İkinizi de okula yazdıracağım inşallah yani. Az şunu tut ben bir yere kadar gidip geleceğim işim var. Anne biz buna nasıl bakacağız? Kız boş ver huysuzluk etme haydi. Adı Zütü. Anne Zütü. Haydi geç içeriye Zütücüğüm. Zütü! Bu çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. En yakın zamanda yeni bir yer bulmak lazım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Yılmaz. Dükkan sahibi Tahsin Bey. Sizleri ölmüş.
Yapma ya. Allah rahmet eylesin. Üç hanımdan 10 çocuk. Daha adamcağız morgdayken girmişler birbirlerine. Arsa senin, tarla benim hikayesi. Yani anlayacağın dükkanı satacaklarmış. En kısa zamanda yeni bir yer bulmak lazım. Ben de personele izin verdim. Yarın mal sayımı, tasnif işleri başlar. Ben de bir yandan yeni bir yer aramaya devam ederim diye düşündüm. İyi yapıyorsun. Boş ver, sen şimdi bunları düşünme. Meraklandırdın bizi. Neredeymiş sevgili dün akşam? Hastanede. Aa, ne oldu, sevgiyi mi? İzin verirsen anlatacak. Hastane mi? Niye? İntihara teşebbüs. Ne? Nasıl yapar böyle bir şey ya? İyi mi? Sabaha kadar hastanedeydik. Midesi falan yıkandı. İyi ama şimdi eve götürdüm. Ah Sevgi, ah. Nasıl yapar böyle bir şeyi? Ya müsaadenizle benim aklım kaldı. Bir gidip bakayım olur mu? Ah Sevgi, ah. Neden yaptığını biliyorsun değil mi? Biliyorsun tabii. Ama elinden bir şey gelmiyor öyle değil mi? Gönülden gelmeyince elde çaresiz kalıyor. Olan sevgi oluyor. Yapma Artem. Ben de sana aynı şeyi söyleyecektim. Yapma. Olmaz sevgicim. Biricik kocanın darmadağın olduğunu görmeden hiçbir yere gidemezsin. Ne istiyorsun? Bu yola beraber çıktık. Orada dur bakalım. Bu yola beraber falan çıkmadık. Bu sadece benim işimdi. Sen de para karşılığında işini yaptın. Hem de eline yüzüne bulaştırdığın işin karşılığında da paranı aldın. İstediğim para değildi. Yani sadece para değildi. Zafer, senin ne istediğin benim zerre kadar umurumda değil. Düş yakamdan. Bensiz hiçbir şey yapamazsın. Bundan sonra ben de bir şey yapmayacağım ki zaten. Sadece seyredeceğim. Tek kelime. Yılmaz'ın kulağına eğilip tek bir kelime söyleyeceğim. Ne olduğunu merak ediyor musun? Hamileyim. Ne? Yalan söylüyorsun. Böyle bir konuda yalan söylenir mi? Yani anlayacağın iş bitti. Sana iyi şanslar diliyorum. Bir daha sakın beni arama Zafer. Sakın. Bilal bir konuda haklı. Onun karının etrafında dolaşmasından çok senin uzağında olman sorun. Onun neyin peşinde olduğunu biliyorum. Ne? Benim peşimde. Benimle uğraşmaya çalışıyor. Yılmaz bak, bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı. Yani anlamadığım şeyler var, yerine oturtamadığım şeyler. Ne gibi Artem? Bilal denen adamın sana bu kadar çok saldırması. Farkında değil misin? Bastığın yeri kazıp atıyor bu adam. Bana da iş teklifinde bulundu. Yapma ya. Gel benimle çalış, daha çok büyürsün falan. Ağzının payını aldı tabii ki. Bundan eminim. Sana yakışan da odur zaten. Neyse, bunlar önemli değil. Aileni yüzüstü bırakma Yılmaz. Sahip çık. Sevgiye bir şey olsaydı kendini affedebilecek miydin? Ya oğlunun yüzüne nasıl bakacaktın? Sevgiyle çok kavga ediyorsunuz değil mi? Yani tartışmasız günümüz geçmiyor diyebilirim. Güzel. Kadın kavga ediyorsa hala umut var demektir. Hala mücadeleye devam ediyor. Ama kadın susarsa işte o zaman ona ulaşabileceğin bütün yollar tıkanmış. Bütün köprüler yıkılmış demektir. Susmadan yetiş.
Karım öldüğünde ağlamadım. Hem de hiç. Donuktum. Hatırlıyorsun. Sanki bütün duygularım alınmış gibiydi. Bir hafta sonra bende yine tık yok. Sanki her şey olması gerektiği gibi, her şey olduğu gibi gidiyordu. Kalkıyorum, kahvaltı yapıyorum. Spor yapıyorum. Bir hafta geçti. Bir sabah uyandım. Kafamı çevirip karımın yattığı yere baktım. Gözüm yastığa eleşti. Sonra bir anda hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Neden biliyor musun? Yastığındaki baş çukuru. Hani olur ya, yastığın ortasında hafif bir çukur olur. İşte o çukur kaybolmuştu. Ailenin yanına git Yılmaz. Karının, oğlunun yanına git. Sağ ol artık. Bazen var ya böyle sana tekme tokat dalmak istiyorum ha. Hadi ya. Attığım yumruğun intikamını almaya çalışıyorsun. Henüz tahsil etmeyeceğim. Faizi biriksin. Bir gel bakalım. Ha? Dükkanı da düşünme. Ben hallederim. Hala bir ailem varken git Yılmaz. Sağ ol. İyi ki varsın. Akşam garaja geliyor musun? Yok ya, gelmem herhalde. Tamam, haklısın. Benimki de sorun mu? Demir, anneni sakın bırakma. Merak etme, bırakmam. Tamam. Hadi, görüşürüz. Dikkat et, tamam mı? Merhaba. Merhaba. Bunlar ne? Bunlar işte çiçek. Onu biliyoruz herhalde. Ha, Bilal Bey gönderdi Sevgi Hanım için. Geçmiş olsun diye. Teşekkür ederiz. Ben bu kızdan hoşlanmıyorum ya. Allah Allah. Niye? Ne bileyim, hoşlanmıyorum işte. Sen de biliyorunca ne oluyorsa sana. Ne alakası var kızım? Ya oğlum, siz bütün erkekler bir okula falan mı gidiyorsunuz hep böyle aynı laflar? Yok, ne alakası var? Yok canım, ben kız falan görmedim, nerede? Yok canım, o benim en yakın arkadaşım ya, kız kardeşim gibidir falan. Ya ne diyorsun Allah aşkına, bin ya, bin. Aç kapıyı, aç kapıyı.
Hoş. Merhaba. Yusuf, ya sen tam bir delisin. Neydi o amfideki halin? Bu aramızda kalabilir değil mi? Ne? Deliliğin. Aslında saklamak için bayağı uğraşıyorum ama yani sen bir şekilde fark ettin. Tamam, söylemem. Aslında çok ters bir hocadır ha. İyi bir fırça da yiyebilirdin yani. Ucuz atlattın diyorsun. Sana bir kahve ısmarlayayım mı? Biliyorsun ben kafede çalışıyorum. Personele kahve ücretsizdir. Misafir kontenjanım var mı? Ha, Demir arıyor. Alo Demir. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok, olur mu? Ben de tam mola vermiştim. Yusuf geldi, laflıyorduk. Öyle mi? Güzel. Sen iyi misin? Sesin biraz tuhaf geliyor. Annem dün akşam kaza geçirdi. Ne? Nasıl şimdi? Yok, iyi. Dinleniyor. Bir sorun yok. Önemli bir şey değil. Neyse, ben sohbetinizi bölmeyeyim. Sonra konuşuruz. Ne oldu? Sevgi teyze kaza geçirmiş. Eline sağlık Cennet abla. Afiyet olsun, güle güle kirlenin. Telefonunu bırak. Ara sıra çağırırım seni, olur mu? Benim telefonum yok da kızımın var. Ben öğreneyim. Yarın geçerken buraya bırakayım, olur mu? Tamam. Nokta. Ne oldu böyle? 60'lar mı bunu? 60'lar teyze. Alsam olur mu ki? Al teyze. İki tane kahve alabilir miyim? Zümrüt. Burs sonuçları açıklanmış. Gerçekten mi? Nerede? Şuradaki pano yazmışlar. Tamam. Hemen bakayım. Tabii ki sana vereceklerdi. Bunu sen başardın. Hayır, ben başarmadım. Annem başardı. Kiraz! Anne, bu ne? Oh, yatak getirdim. Hadi içeri al, yavaş. Yavaş. Yavaş canın yanmaz. Yavaş. Mm-hmm.
Sağ olasın. Görüşürüz. Bitti mi işin? Yusuf. Bütün gün kafede bir köşede oturmaktan sıkılmadın mı? Sevgi teyzeye gitmiyor musun? Gideceğim. Sen de gel istersen. Yok. Ya ben gitmesem daha iyi olacak. Neden, ne oldu? Geçen ters bir güne denk geldim. Bana patlamıştı. O yüzden gitmesem daha iyi olacak. Anladım. O zaman ben seni eve bırakayım. Kiraz. Kiraz. Geldim anne. Al annem şunlar elimde. Evet, otur hemen. Oy. Ay 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 ay. Oh. Müdürle konuştum. Çok iyi bir adam. Halimizden anladı. Herhalde zamanda o da çok garibanlık çekti. İkinizi de okula alacak. Ne oldu, sevinmedin mi? Yok, sevindim. He. Akşama ırok yapacağım. Bol kıymalı. Hoş geldin anneciğim. Ah Sevgi. Böyle bir delili nasıl yaparsın Sevgi? Hı? Manyağın birinin seni böyle rahatsız etmesine nasıl izin verirsin? Ya bilmiyorum işte, bir an gözüm karardı öyle. Ama biliyor musun, sonrasında da çok utandım. Sen iyi değilsin Sevgi. Bak, kızsan da senin yanından ayrılmayacağım, tamam mı? Bugün burada kalacağım. Ha, yatacak yer yok diyorsan da şurada koltukta kıvrılır uyurum ben. Hayır anneciğim, gerçekten gerek yok. Çok teşekkür ederim. Sevgi, konu kapandı. Ben burada seninle kalacağım. Hem bak, seninle çok eğleneceğiz. Sabaha kadar dedikodu yapacağız mesela. Ha, şöyle gül biraz. Ya biraz. Alışıyorum galiba artık. Güzel. Sağ ol beni getirdiğin için. Ve... Ve? Gitmediğin için. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana çok güzel bir haberim var. Kardeşlerini okula kaydettim. Yani müdür tamam dedi. Gerçekten. Vallahi. Sen ne diyecektin? Anne, bursu kazandım. Allah aşkına. Ay, kurban olurum anne. Maşallah kızıma benim. Şükür bak, her şey yoluna giriyor. Bak, kuruk yapıyorum akşama. Malzeme aldım. Anne. Ha, kuzum. Tip dağıttılar. Ne? Yani bahşişlerimizi dağıttılar. Yok yok. Aa. Olmaz kuzum. Hayır, sen onun cep harçlığı yap. Ben zaten veremiyorum. Koy sen onun cebine. Hadi. Anne, bu ses kimin? O yeni erkek kardeşin Zühtü. Ne? Ya git salona bak, bir bak.
Anne bu kuş da nereden çıktı? Yok kız, o kuş değil, papağan konuşuyormuş. Biraz baksana, çok tatlı. Hadi gel gel şu sofrayı kur, bitiyor bu. Tamam, geliyorum. Yılmaz baba, ben gelmesem daha iyi sanki. Saçmalama oğlum, yürü hadi. Soğutmayın. Yiyin. Anne sen niye yiyemiyorsun? Ya sizin doyduğunuzu göreyim de sonra ben de yiyeceğim. Güzel olmuş mu? Tam da düşündüğüm gibi. Neymiş o? Babamın paçasına sığınıp geri döndüm. Ya tabii sen de haklısın. Böyle bir kapı kolay çarpılıp çıkılmaz. Demir yeter. Yeter. Senin derdin ne? Bak bu sefer sarhoş da değilsin. Açık açık anlat, konuşalım. Senden başka sıkıntım yok benim. Sevgi teyzeyi merak ettiğim için geldim. Yılmaz baba ısrar ettiği için geldim. Demir, ben seni görmeye geldim. Tabii öyledir. Çok sıkıldım tavırlarından. Çok mu sıkıldın? O zaman ben sana yardımcı olayım. Bak kapı şurada. Buradan dümdüz çıkınca kapı karşında. Hanım hazır mı? Sevgi'nin odasına götürür müsünüz lütfen? Bu gece film gecesi yapacağız. Yılmaz Bey siz de kusura bakmayın. Odanızdan edeceğiz sizi ama.
Anne ne işin var burada? Buraya gelmek zorundaydım. Telefonda konuşamazdık. Zaten lafı ağzıma tıkayıp duruyorsun. Film izleme bahanesiyle burada kalamazsın. Hadi sen evine git. Anlamıyorsun değil mi? Konuşmak zorundayız. Neyi konuşacağız? Hesapta olmayan bazı durumlarla karşı karşıyayız. Allah Allah. Hangi durummuş o? Hamileyim. Çiçekleri beğendin mi? Evet beğendim. Çok güzeller. Beğenmeni sevindim. Yılmaz pek hoşlanmadı ama bundan. Hiç şaşırmadım. Hastanede de üstüme yürüdü. Gerçekten karısını seven bir adam olsa ve çekip beni vursa mahkemede vuranı görmedim derdim. Ama maalesef öyle olmadığını ikimiz de biliyoruz. Hastanenin parasını sen ödemişsin. Bunun bir önemi yok. Aslında demir izin verseydi içeri girip geçmiş olsun diyecektim. Neyse. Ama şimdi sesini duydum ve iyisin. O da bana yeter. Gerçekten yeter mi? Değer verdiğim bir kadının iyi olduğunu öğrenmekten daha iyisi var mı? Neyse istersen daha fazla uzatmayalım. Şimdi Yılmaz'ın seni benim yüzümden incitmesini ya da kötü bir şey söylemesini istemem. Benim için önemli insanların zarar görmesine katlanamıyorum. Lütfen kendine iyi bak. Görüşürüz. İyi geceler. Bir şey demeyecek misin? Ne dememi bekliyorsun? Buna inanmamı mı bekliyorsun? Nereden bileceğim benden olduğunu halde? Doğru mu bu? Doğru mu bu? Tebrikler. Sen yanımda yoktun. Tesadüfen Bilal Bey vardı hastanede. Bana yardım etti. Sonra da sen gidip onun üstüne yürüdün öyle mi? Thank you.
Nereden bu saatte Hande Hanım? Ödümü kopardın. Ne var? Bebeğine bir şey olur diye mi korktun? Defol git evimden Zafer. O çocuk... ki eğer varsa gerçekten... Yılmaz'dan değil. Benden bile olabilir. Ama Yılmaz'dan değil. Hayır, Yılmaz'dan. Ayrıca seni hiç ilgilendirmez. Polis çağırmadan defol git evimden. Çağır bakalım. Hatta numarasını bilmiyorsan ben sana söyleyeyim. 155. Hadi ara. Polis gelene kadar ben de Yılmaz'ı arayayım. Ne diyeceksin Yılmaz'a? Birkaç soru soracağım sadece. Siz beni tanıyor musunuz Yılmaz Bey? Hayır, tanımıyorum diyecek. Peki ben doğru ya da kumpas fotoğraflarınızı çektim, değil mi? Evet diyecek. Peki bu fotoğrafları size gönderip şu kadar para vermezseniz karınıza göndereceğim demem gerekmiyor muydu? Ama ben direkt karınıza gönderdim. Çünkü işin içinde başka biri var diyecek. Bravo Yılmaz Bey, bravo. Çok zekisiniz. Şimdi bu kişi kim acaba? Hande olabilir mi? Ne oldu? Polisi arıyordun. Hadi ara. O çocuk benden. Değil mi? Hayır değil. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. O çocuk benim çocuğum. Benim çocuğum. O çocuk benim çocuğum. Ne? Defol git evimden. Hande bak, seni öldürürüm. Bana doğruyu söyle. O çocuk benim mi değil mi? Hande? Memur Bey, apartman inledi vallahi. Seni öldürürüm, çocuk benden dedi. Duydum vallahi hepsini. Bir üst katta. Koşun ne olur.
Öldürdü belki de kadını. Bağırışmalardan belliydin olacağı. Allah'ım gitti gitti. Fırlama! Eller havaya! Telefonu vura! İyi de ben bir şey yapmadım ki. Turunam yâre sen.